Merhaba, Sophos XG Firewall eğitimimizde 3. bölümdeyiz. Bu bölüm ağ koruması hakkında. Ağ koruması ile ilgili 4 tane ana başlığımız var. Bu başlıklar üzerine konuşacağız. Sophos XG Firewall'un koruma özellikleri güvenlik duvarı kurallarında bir araya getirilir ve yönetilir. Bu bölümde Sophos XG Firewall'da oluşturulabilen farklı güvenlik duvarı kurallarını, türlerini ve bunları nasıl yapılandıracağımızı ve yöneteceğimizi öğreneceğiz. Ayrıca saldırı önleme ve Security Heartbeat de dahil olmak üzere ek koruma özelliklerini, politikaların nasıl etkinleştirileceğini ve yapılandırılacağını öğrenecek, bunları temel güvenlik duvarı kuralları tarafından sağlanan güvenliği artırmak için kullanabileceksiniz. Ve bölüm 3'ün ilk dersi olan ders 14'te firewall kuralları ve amaçlarını göreceğiz. Sophos XG Firewall, web filtreleme, e-posta filtreleme, web sunucusu koruması ve trafik şekillendirme politikalarını tek bir kural kümesine getiren güvenlik duvarı kuralları etrafında oluşturulmuştur. Bu, yöneticilere tüm trafiğin güvenlik duvarı tarafından nasıl işlendiğini yapılandırmak için tek bir yer sağlar. Tüm bu ilkeler, yapılandırma ve yönetimi mümkün olduğunca basit hale getirmek için bölgeler ve nesneler kullanılarak oluşturulur. Her bir güvenlik duvarı kuralı, kaynak, hedef, hizmet ve eylemi gösterir. Ayrıca sağ tarafa ekranda gördüğünüz gibi geldiğinizde sağ tarafta şu kısma geldiğiniz zaman size buradaki uygulanmış olan diğer politikaları da görebilirsiniz. Güvenlik duvarı kuralları için bir işletme uygulaması kuralı mı, ağ kuralı mı yoksa kullanıcı kuralı mı olduğunu gösteren farklı simgelerimiz vardır. Sol taraftaki simgelerimiz bu kuralın hangi kurala ait olduğunu gösteren bir simgedir. Güvenlik duvarı kuralları, kullanıcı ağ kuralları ve iş uygulaması kuralları olarak ikiye ayrılır. Kullanıcı veya ağ kuralları çok benzerdir. Temel farkı, kullanıcı kurallarının bir kullanıcı kimliğine göre trafiği kontrol etmesi, network kuralında ise IP veya MAC'e göre trafiği kontrol etmesi. Kullanıcı veya ağ kuralında web filtreleme, uygulama kontrolü, saldırı önleme, trafik şekillendirme için politikaları uygulayabiliriz. İş uygulaması kurallarında ise SharePoint veya e-posta sunucuları gibi dahili veya herkese açık olarak barındıran iş uygulamalarını ve sunucularını yayınlamak ve korumak için kullanabiliriz. Ortak iş kaynaklarını olabildiğince basit hale getirmek için Sophos XG güvenlik duvarı önceden yapılandırılmış bir dizi şablonla birlikte size gelir. Güvenlik duvarı kuralı simgesi, arka planın rengi ve şekli, kuralın trafiğe izin verip vermediğini veya engellenip engellemediğini veya kuralın devre dışı bırakıldığını belirtir. Devre dışı bırakılan kurallar, etkin kurallardan ayırt edilmelerini kolaylaştırmak için üstü çizili gri bir metin kullanır. Ekranda gördüğünüz şekilde yeşil olanlar İzin verilenler, kırmızı olanlar, engellenenler ve şurada görmüş olduğunuz gri olan, üzeri çizili olansa devre dışı anlamında kullanılır. Güvenlik duvarı kuralları, kuralın sol taraftaki hareket ettirme simgesine basıp yeni konuma sürükleyerek daha kolay yeniden sıralanabilir. Güvenlik duvarı kuralının en sağında elipslerin tıklatılması ile kuralın etkinleştirebileceğiniz veya devre dışı bırakabileceğiniz, düzenleyebileceğiniz ya da kopyalayabileceğiniz ve daha fazlasını görebilirsiniz. Sol taraftaki sıralamada buradaki 3 noktaya tıklayarak firewall'da kuralımızın yerini değiştirebiliriz. Buradaki 3 noktaya tıklayarak ise firewall kuralımızla ilgili edit yapabiliriz ya da kopyalayabiliriz ya da bir gruba atmamız mümkün. Sophos XG Firewall 17 ile birlikte büyük kural kümelerinin yönetilmesini sağlamak için güvenlik duvarı kurallarının gruplandırması daha da kolay olmuştur. Bir gruba kural eklemek için kural için yeni bir grup oluşturmak veya var olan bir grubu seçmek için menüyü kullanabiliriz. Buradaki 3 noktaya tıklayarak biz yeni bir grup oluşturabilir ya da mevcuttaki bulunan gruplara bir kullanıcı kuralı ekleyebiliriz. Evet, gördüğünüz gibi Add New Group'a tıkladığımızda burada grup ismini yazıp
grup açıklamasını yazıp devam move deyip grubumuzu oluşturabiliriz. Daha sonra buradaki kuralları bu grubun içine atıyoruz. Grup simgesi grupta yer alan kuralların sayısını gösteriyor ve bu gruplar ekranda ne olup bittiğini kontrol etmek için kolayca genişletilebilir ve daraltılabiliyor. Ayrıca kural grupları aynı zamanda bireysel güvenlik duvarı kurallarının aynı şekilde yeni konumlara taşınmasına da sağlıyor. Yani üzerinde gördüğümüz sayılar içinde kaç tane kural olduğunu gösteriyor ve aynı zamanda yine burada sol taraftan tutup yukarı doğru kuralı çekmemize de yarıyor. Bir gruptan kuralı çıkarmak istediğimizde detach butonuna basarak gruptan o kuralı çıkarabiliyoruz. Güvenlik duvarı kurallarını filtrelemek ve kural kimliğine göre aramak ve grupları aramak da mümkün. Bu grupları da aynı şekilde destekliyor ve grup yapısını da koruyor. Üst tarafta filtre seçeneğini aktif ediyoruz ve aşağıdan hangi kuralı aradığımızı, kuralın türünü, kaynağını, hedefini ya da durumu gibi değerleri yazarak buradan kurallar arasında arama yapmamız mümkün. Firewall kurallarımızda bir şekillerden bahsetmiştik. Hepsinin kendine özel bir yapısı olduğundan bahsetmiştik. Burada ilkinde görmüş olduğumuz şekilde A kuralına izin ver anlamında kullanılıyor. İkincisi ise kullanıcıyı engelle anlamında kullanılıyor. Üçüncüsü kural grubu olduğunu gösteriyor ve üzerindeki dörtte altında dört tane kuralın olduğunu gösteriyor. Buradaki dördüncüsü ise bizim disable edilmiş network kuralımızı yani devre dışı bırakılmış network kuralımızı gösteriyor. Bu simge ise devre dışı bırakılmış kullanıcı kuralımızı gösteriyor. Bu simgede ise bizim business application rule dediğimiz yani işle alakalı iş kuralının izin verilmiş olduğunu gösteriyor. Bu simgede ise A kuralımızın reject edildiğini yani gelen isteklerin reddedildiğini gösteriyor. En son olarak da user yani kullanıcı bazlı kuralda izin verildiğini göstermiş oluyor. Bu simgeler bizim karşımıza daha sonra da zaten çıkıyor. Onun için bu simgeleri öğrenmekte fayda var. Daha önce de belirttiğimiz gibi XK Firewall bölgeye dayalı nesne tabanlı bir güvenlik duvarı. Bu XK Firewall güvenlik duvarı üzerinde hem kolay hem de esnek kurallar ve politikalar oluşturulmasını sağlıyor. Temel ağ kuralları farklı bölgeler arasındaki veya bölgelerdeki ağlar ve ana bilgisayarda trafiği kontrol etmek için kullanılabiliyor. Ekranda gördüğümüz şekilde temel bir trafik önce paket filtrelemeye geliyor. Paket filtrelemedeki kuraldan geçtiğinde IPS rule'ları ve security heartbeat kontrolünden geçiyor. Buradaki en son duruma göre de ya izin veriliyor ya da bloklanıyor. Default network policy de bu bizim ilk Sophos XK firewall'u ilk kurulum sihirbazıyla kurduğumuzda oluşturulan kurallar. Burada ilk kurulum sırasında bizim seçtiğimiz özelliklere göre kurallar da özelleştirilebiliyor. Burada birincisi mail ile ilgili, SMTP ile ilgili bir kural. İkincisi ise lokaldeki makinelerin internete çıkmasıyla ilgili bir kural. Şimdi isterseniz bir de canlı ortamda firewall cihazımız üzerinden kurallarımıza bir bakalım. Gördüğünüz gibi birinci kuralımız SMTP kuralımız. İkinci kuralımız default network ayarlarının bizim internete çıkmamız için olan LAN'dan WAN'a bir bağlantının kuralı. Şu kısma geldiğimiz zaman o kuralla ilgili detaylı bilgileri görebiliyoruz. Burada kullanılan özellikleri de görebiliyoruz. Şu sol kısımdan kuralımızı tutup yukarı taşıyabiliriz. Hem tabii firewall faren basarsa
taşıyacağız. Şöyle yapalım. Farenin azizliğine uğradık. Böyle tıkladığınız zaman kuralı yukarı taşıyabiliyorsunuz ve burada size bir uyarı veriyor. Buna evet diyerek kuralımızı yukarı taşıyabiliyoruz. Burada sağ taraftan bu 3 noktaya tıkladığımızda biz kuralımızla ilgili kuralımızı düzenleyebiliriz. Üstüne altına yeni aynı kuraldan kopyalayarak yeni bir kural oluşturabiliriz. Ya da yeni bir network rule'u, yeni bir business application rule'u öncesinde sonrasında koymamız mümkün. Buradan yeni bir grup oluşturabiliriz. Hemen mesela web server diyelim. Bir grup oluşturalım. Web sunucu kuralları diyelim. Bu dediğimizde buraya biz kuralımızı oluşturduk ve altına default policy'mizi attık. İsterseniz yine buradan tıklayıp deattack diyerek de o gruptan kuralımızı çıkarabiliriz. Ya da başka bir boştaki bir kuralı bu grubun içine atmak istersek yine tıklayıp buradaki önceden oluşturduğumuz gruba atabiliriz. Hemen tıklayalım, deattack diyelim. Grubumuzdan kuralımızı kaldırdık. Add firewall rule'dan da user network rule ya da business application rule oluşturmamız mümkün. En son filtreleme kısmındaysa gördüğünüz gibi hangi kural olacağı. Bir de user kuralı yok şu an, network kuralı diyelim. Source zone'umuz LAN olsun. Destination'ımız WAN olsun. Durumu da kullanılan, kapalı olan, değişiklik yapılan ya da yeni kural diye yazılmış. Biz mesela new diyelim, ne getirecek? New de herhangi bir şey getirmedi. Change diyelim. Change dediğimiz zaman getiriyor ya da kural ID'sini biliyorsak buraya direkt kural ID'sini yazarak taramamızı yapabiliriz. Evet, bu videomuz burada son buluyor.